Galatasaray'ın antrenmanlarında bile yok abi. Hatta... Zaten geri, aşağı istedik. Şey, dokunma. Buraya bak. Ne yapacak bunlar? Maç mı oynayacak? Evet, top oynayacaklar. Abi bunu çek. Haziran'da bildiğiniz gibi kendi tesislerimize start verdik. Bugün de artık buradaki etapımızın son antrenmanına çıkacağız. Bir gün izinden sonra Bolu kampına devam edeceğiz. Burada genelde fiziksel antrenmanlarla geçirdik. Biliyorsunuz sezon başı biraz fiziksel ağırlıklı antrenmanlarla başlıyor. O şekilde devam ediyoruz. Bir gün izinden sonra artık Bolu kampımıza başlayacağız ve orada artık daha çok taktiksel antrenmanlar ve hazırlık maçlarına ağırlık vereceğiz. Güzel bir kamp dönemi geçirdik burada. Oyuncularımız neşeli şekilde çalışıyor. İnşallah Bolu'da da güzel bir kamp dönemi geçirir. Sezonu iyi bir şekilde başlarız diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi geçen sene yaşadığımız büyük afetten dolayı lige istemeden de olsa ara vermek zorunda kaldık. Doğal olarak oyuncularımız da çeşitli kulüplere kiralık verdik. Onlar da orada sezonu tamamlayıp bu sene de artık mukavelesi devam eden oyuncularımız da şu an aramızda. Hepsi burada. Mukavelesine devam eden bütün oyuncular burada. Güzel bir çalışma ortamımız var. Bütün konsantrasyonları burada. Kimsenin gitme gibi düşüncesi yok. Zaten dışarıda yanlış bir algılar oluşuyor ama şu an burada bütün oyuncularımız mutlu, huzurlu şekilde çalışıyor. Tabii aramıza katılacak oyuncularımız da var. Çünkü geçen sene aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Onların yerine alacağımız oyuncular var. Çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zamanda inşallah bizim hedefimize ulaştıracak, bize katkı sağlayacak oyuncular da aramıza katılacaktır. Hocam transfer tahtası gibi bir şey var mı? Tahtamız kapalı evet ama çok ciddi bir şey değil. Onunla alakalı yönetimimiz çalışma yapıyor. Sanırım bugün ve yarın o sorun da çözülecek. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet, eksik olduğumuz mevkiler, pozisyonlar var. İşte santrofor, sol bek, sağ bek, bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Çalışmalarımız çok ciddi şekilde devam ediyor. Dediğim gibi hem kulübün ekonomisine uygun hem hedeflerimize katkı sağlayacak oyuncularla en kısa zamanda aramıza katılacaktır. Son olarak. Evet. Bir gün izinden sonra artık Bolu'da kampımız başlayacak. Orada genellikle taktiksel ve hazırlık maçları üzerine geçen bir kamp dönemi olacak. Umut ediyorum ki güzel, neşeli, istediğimiz şekilde güzel bir kamp geçireceğimizi düşünüyorum. Allah yardım etsin. Sen akşama kadar bu şey yok. Maksim gitti mi değil ya? Burada ya Maksim. Ha burada mı? Burada ya. Ha o geçti mi gitti? Öyle. Haa tamam. Ne adam da var. Ne şey? İHA herhalde. İHA. Allah Allah. Bolu'ya kim gönderiyor? İstanbul'un oradakiler mi? Zorlu bir süreç atlattık. Öncelikle tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Tekrardan Antep'e geçmiş olsun. Bu süreçten sonra ben de kiralık olarak Adana Demirspor'da görev buldum. Çok değerli bir başkan, çok değerli bir kulüp. Öncelikle Murat Sancı'ya teşekkür ederim. Şimdi tekrar yeni kulübe geri döndüm. Şimdi yaralarımızı sarıp, eksiklerimizi giderip lige konsantre olmamız lazım. Artık dün kaldı. Bundan sonrası için çalışmamız gerekiyor. Şu anda çalışmalara başladık. Her şey güzel gidiyor. Umarım lige de iyi bir başlangıç yaparak, özgüvenle başlangıç yaparak ilerleriz. Çünkü bizim için en önemli şey şu an özgüven.
Yani şahsım adına hedefler söyleyebilirim ama takım adına hedef söylemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Takım üzerinde gereksiz baskı olacağını düşünüyorum. Şahsım adına da bu kulübe ne kadar katkı verebilirsem ilk geldiğim günden beri söylerim. Benim için bir başarıdır, benim için mutluluktur. Çünkü burada bize güvenen bir şehir, güvenen bir camia var. O yüzden üzerimizdeki sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Özellikle takımda uzun süredir burada olan oyuncular için geçerli. Benim için hedef şu an bu yıl Gaziantep FK'da verebileceğim maksimum skor katkısını verebilmek. Çok yerim geliyor.